Türk Sanat Müziği Gönüllüleri Korosu'nun 2014 senesi konserine hoş geldiniz. Sefalar dilerim. Bizler yaşam boyunca bir takım duyguları yaşıyoruz. Bunların en önemlileri sevgi ve ayrılık. Tüm şarkıların özünü de ne yazık ki bu iki zıt duygu oluşturuyor. Bu konserimizde sizlere sevgi, mutluluk, hasret, ayrılık ve pişmanlıklarla dolu bir demet sunmak istiyoruz. Bu şarkılar hepimizin içinde şimdiye kadar yaşadığımız veya etrafımızdan duyduğumuz ama dile getirilemeyen bir takım duyguların dışa vurumu olacak. Konserimiz iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Seyyah ve Kürdi makamındaki eserlerden olacak. Sunucunun makbulü galiba az ve kısa konuşanı derler. Ben de sizleri bu şekilde değerlendiriyorum, az konuşayım diyorum. Bizleri yalnız bırakmayarak, buraya gelerek destek veren siz gönül dostlarımız, sanatsever misafirlerimize iyi eğlenceler dileyerek koronuzu sahneye davet ediyorum. Bu arada çok önemli bir rica var. Kamerayı etkilediği için mümkünse cep telefonlarınızı sessize almanız veya kapatmanız rica edildi. Bunu da ileteyim arada. Koronuz karşınızda. Bugüne kadar bizim sizlere karşı verdiğimiz bir takım konserlerimiz oldu. Bizler buna Türk sanat müziğine gönül vermiş kişileriz. Türk sanat müziğine de galiba bu aralar pek fazla önem verilmiyor. Bizler, daha doğrusu bizim yaş grubumuz Türk sanat müziğiyle büyüdü. Ama yeni nesil çok fazla bilmiyor. Onun için bizler sizlere Türk sanat müziğinin değerini ve güzelliğini tekrar hatırlatarak evdeki gençlerimize de bunları aşılamanızı rica ediyoruz. Şimdi koromuz karşınızda olduğuna göre bizim güler yüzlü ve hoş görüntüyle koromuzu yöneten değerli şefimiz Sayın Gürcan Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Nâi Yusuf Paşa'nın Tekah Peşleri ile başlıyoruz. Ardından sunacağımız ilk eser, Müverrik Ahmet Refik Güstesi ile Bimenşe'nin bestesinin oluştuğu klasik bir şaheser. Sunda içsin yâr elinden, aşıkın peymaniye. Koromuz sizlerle. Thank you.
yerden başladık ama asıl özde bu. Güfte Endurin Vazı, Beste Bilmen Şen. Bu ikilinin Türk sanat müziğine armağan ettiği bir eser daha. Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş eyleme. Bu eseri seslendirmek üzere Sayın Şükrü Biler'i sahneye davet ediyorum. Dil unutmaz, ölür ama yine bir tanesini.
sahneye davet ediyorum.
öğretmen. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Talebe çok teşekkürler çocuklar. Rivayet olur ki sözler Türkan Şoray'ı bilemiyor. Buna müziğini katan büyük bestekar Teoman Albay ortaya çıkan eser. Gurbet içimde bir ot, her şey bana yabancı. Yani buruk acı. Ve eseri seslendirmek üzere sahneye Şahide Çivil davet ediyorum. Sanat müziğine gönül vermiş kişilersiniz.
Sizlerin karşısında bu eserleri seslendirmek hiç de kolay değil. Eğer heyecanlanıyorsak bize affedin ama bu olacaktır. Çünkü sizler o kadar değerlisiniz ki bizler de bazı eserleri sizlerin karşısında okurken böyle aramızda şaşırıyoruz. Ben de söylerken şaşırabiliriz. Lütfen kusurumuza bakmayın, bizleri affedin. Cumhuriyet tarihinde ilk Milli Eğitim Bakanı ve unutulmaz şair Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel'in güftesiyle Doktor Şükrü Şenoza'nın bestesi birleşirse işte böyle güzel bir eser ortaya çıkar. Gözlerinden içti gönlüm neşeyi. Ardından korumuzun seslendireceği Erol Sayan'ın hepimizin bildiği ve sıcacık duygularla bizi saran bir eseri. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim. Şarkımızı seslendirmek üzere korumuzun kurucularından sayın sevgili Doktoroğlu sahneye davet ediyorum.
herkesin zannediyorum ki sevgi çok farklı. Sevgi, yaşamak ne güzel. Ama Nevesel Kökteş de şöyle demiş. Bir emele bin ah çeksem zevk duyarım. Ve sahnede koromuz çalışmalarında bize kanunuyla eşlik ederek çok mutlu eden Sayın Sedef Özcan. Sedef Özcan. Evet, Nuri Halil Poyraz'ın bir eseri.
Ah o gönül hırsızı, verir içime sızı ve sahnede Sayın Hatice Selim. Thank you.
Hindi makamındaki eserlerden bir demet sunmak istiyorum şu anda sizlere. İlk eserimiz Türkan Ateş'in sözleri ve büyük bestekar Necdet Tokatlıoğlu'nun namesi. Bütünleşmiş Kürdi bir eser ortaya çıkmış. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Sahnede Sayın Bilun Öztaşkın. Artık
Başkanım buyurun. Evet, babalar da böyle imza eder. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama lütfen beyler bana alınmasın. Şimdi hanımların bir takım duyguları dile getirişi beylere göre çok farklı. O biraz galiba hanımların vızılığı da oluşturulan kaynaklanıyor. Neyse, duymasın beyler. Nadide Gülpınar içindeki özlem ve sitemi öyle güzel yazmış ki Talat Erde bunları almış bir güzel müziğe dökmüş. İlkbahara bekle beni demiştim. Hiç mi orada kış bahara bulmuyor? Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor. Yani okyanus. Esra Çakar sizler. Oh,
Ne güzel anlatmış değil mi? Şimdi de iki tane beyefendi eseri var. Aşkın Tuna sözlerini yazmış. Bestekar Zekai Tuna da tabii ki müziğe dökmüş. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Thank you.
galiba haksızlık ettim. Hani dedim ya, hanımlar daha böyle değişik anlatır duygularını, işte beylerin de anlattığı böyle hep koruyucu, hep bir liman benekesi görücü hanımlara karşı. Büyük bendekar Yusuf Nafet'ten her duygusu için neredeyse bir eser bestelemiş. Ve ufacık sızılarla da ruhumuzdan yakalıyor bizi. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım. Sanki varsın yanımda. Bahar Feyza Yakuboğlu sahnede. Thank you.
Sevgili konuklarımız, değerli dostlarımız, bu eserle konserimizin birinci bölümünü bitiriyoruz. 15 dakika aradan sonra görüşeceğiz. Şimdiki parçamız Sevim Yücel ve Saadettin Ökten Ayık gibisini. Ben de şaşırıyorum, kusura bakmayın karşınızda. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Ali Gültekin sizlerle. Thank you.